tek adam rejimini kalıcı kılmaktan başka hiçbir maksada hizmet etmeyecek ve beka sorunu yaratabilecek Afrin savaş senaryolarına tamamen karşı olduklarını söyledi. Gerekçeyi de şöyle açıkladı. Çünkü Afrin'e girmek demek, Amerika, Rusya, İsrail ve İran, Türkiye'nin daha da zayıflamasına yol açacak teşebbüslerde bulunma fırsatı sunmak demektir. 17 Ocak 2018. Burada bir şey. Bu Sayın Aytun Çıray'ın açıklamaları değil bunlar. Bunlar divan kararı. Yani İyi Parti. Hedefimiz de Aytun Çıray değil zaten. Hayır, hayır, hedef meselesi değil de o partinin nerelere hayatla, gerçekle hiçbir şey ilgisi olmadığını göstermesi. Bir altını oraya verelim, topluca konuşalım. Öncelikle bu operasyona katılan Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Amin. Peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muzaffer olmasını temenni ediyoruz. Onlara hayır dua ediyoruz. Evet. Ve her zaman olduğu gibi siyasi sonuçları, yanlış siyaseti, yanlış dış politikayı düzeltmek Türk ordusuna kaldı. Şimdi hiç şüphesiz bu tür operasyonlar milletin tamamının desteklediği operasyonlardır. Evet. Şimdi bakın, önce tamamen hayırdı. Operasyon başlayınca destekliyoruz diyor. Sonra da bu bop oyunudur diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de aynı. Yani bunların bir vizyonu yok, bir tahlili yok, gidişat hakkında bir değerlendirmesi yok. Şimdi bu partiler, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin tek bir saplantısı var. Ben ne olursa olsun Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefet etmek adı altında. İşte o ne yaparsa onun tersini savunacağım gibi böyle Türkiye'yi yönetme kabiliyeti olmayan, hayatı da anlamayan bir mevzide duruyorlar. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bunu görüyoruz. İyi Parti'de de bunu görüyoruz. Sayın Aytun Çıray da benim dostumdur. Yani ama ona da yazık oluyor ona da. O İyi Parti'nin bütün bu gerçekle en ufak bir bağı olmayan, tamamen kendi kafalarındaki şemalara her şeyi sığdırmaya çalışan bu çırpınış ve çabaları o arkadaşımıza da zarar veriyor. Yazık ediyor kendisini. Sonuç itibariyle sanki bunları İyi Parti divanı kararlaştırmadı da o sözcü olduğu için Aytun Çıray söylüyor gibi oluyor. Ama gerçekten bizim diyelim muhalefette olan, mecliste olan o iki partimiz Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden her türlü gerçekten kopmuş durumda. Ve Türk ordusunun da karşısında mevzileniyorlar. Türkiye'nin de karşısında mevzileniyorlar. Çünkü Afrin Harekatı'na karşılar bakın hep ne oluyor? Ertesi gün tavır değiştirmiyor. Yani değiştirmiş gibi oluyor millet Afrin Harekatı'nı desteklediği için. Ama hep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden ne oluyor? Fırtlıyor şey gibi, fıtık gibi. Fıtık olduğu zaman, karın zarı yarıldığı zaman bir yerden hep fırlar çıkar. İyi bilirim. Onun gibi. Ondan sonra esas sorunuza dönelim. Yani efendim bugün su sızmıyor veyahut da Tayyip Erdoğan'larla Amerika Birleşik Devletleri arasında çok iyi ilişkiler var, beraber götürüyorlar falan gibi bir şey söylendi. Bunların gerçekle hiçbir ilgisi yok. Gerçekle ilgisi olsa zaten Trump Suriye'den çekiliyoruz demez.